Şimdi 24 Temmuz baktığınız zaman tarihsel perspektifle 1908 yılında ortaya çıkan bir durum. Ki o dönemde 2. Abdülhamit Padişah ki 33 yıl zorba bir diktatörlük kurmuş bir padişah, Kızıl Sultan olarak adlandırılan. Ki bunun basına yansıması da çok ağır, çok korkunç bir şekilde oluyor. Muazzam bir tahakküm ortamı içerisinde. Yıldız Sarayı çevresinde kendine ait bir istihbarat ağı kuruyor. Yine basın üzerinde de basını sansürleme ekibi var o dönemde. Gazeteler çıkarken o sansür ekibi gazetelere gidiyor. Gazetelerin son çıktılarına bakıyor, son hallerine bakıyor, haberlere. Onay verilirse o gazeteler o haberleri yayınlayabiliyor. Burada özgür basının bir farkı ortaya çıkıyor. 90'lardan beri kutup yıldızı gibi ortaya çıkıyor. Bir basın tarihi, Türkiye basın arkeolojisinde çok önemli bir yer tutuyor. Bu anlamda eğer basın özgürlüğü için mücadele günü ya da basın bayramının ruhunu tam olarak yansıtmak isteniyorsa, basın bayramının hakikatine uymak gerek düşünülüyorsa, basının, mevcut basın organlarının iktidar tahakkümünden kurtulmaları gerekiyor. Nasıl kodlarsanız kodlayın, neticede askeri, polis, yargı, sivil bürokrasiye dayanan bir gerçeklik var ortada. Bunun dışındakiler örneğin farklı şekillerde susturulmaya çalışıyor. Çünkü şey de yetmedi, %90'ını ele geçirmek de yetmedi iktidara. Kalan medyayı da işte cezaevi politikasıyla, mahkeme koridorlarında sürekli koridorlarına taşıyarak ya da tutuklayarak ya da internet sitelerini kapatarak basın özgürlüğü, eğer bir ülkede demokrasi, çoğulculuklu yapı, özgürlükçü toplumun var olup olmadığını anlamak istiyorsanız onun işte şeyine bakılır, cezaevi sayılarına bakılır, oranlarına, kadınların yaşam biçimine bakılır, örgütlülük düzeyine bakılır, kadınlara yaklaşıma bakılır ve bir de basın özgürlüğüne bakılır. Eğer bir ülkede sürekli gazeteleri, televizyonları kapatma ihtiyacı hissediyorsanız, yargılama ihtiyacı hissediyorsanız, gazeteleri tutuklama ihtiyacı hissediyorsanız oradan demek ki şey yoktur, yani demokrasiden söz edilemez. Dolayısıyla bu anlamda özgür basına çok yüklenme oluyor. Çünkü siz ancak örneğin ekolojik yağmayı, talanı yapmak isterseniz özgür basına izin vermezsiniz. Eğer siz işte halkların dil, kültür, özgürlük taleplerini baskılamak, asimile etmek, bunu zamana yayılmış kültürel asimilasyon ya da fiziki asimilasyonla ya da şiddet yoluyla yok etmeye çalışırsanız basını sansürlersiniz, basın özgürlüğünü engellersiniz, frenlersiniz. Siz işte Ceylan Önkol'u, Hrant Dink'i, Enes Atay'ı, Berkin Elvan'ı, Soma madencilerini, Karadeniz'de Eskenci Dere'deki ekolojistlerin direnişini, Erzincan İliç'teki siyanüre karşı direnişi, siz madencilerin Kaz Dağları'ndaki doğal savunucuların direnişlerini, siz Cudi'deki, Cilo'daki doğa tahribatını, orman katliamını, Hakkari'deki doğa katliamını ya da farklı adlar altında, petrol arama adı altında ya da HES adı altındaki doğa katliamını, bunları gizlemek istediğiniz zaman ya da sendikal mücadeleyi, işçilerin örgütlenme mücadelelerini, memurun örgütlenme alanlarını, mücadelesini görmez perde arkasında tutmak isterseniz basını sansürlersiniz. Eğer bu alanlarda özgürlük
ortaya çıkmış olsa, demokrasi olmuş olsa, o zaman basın özgürlüğünü basına ya da gazeteye, televizyona, sansüre hiçbir şekilde gerek duyulmaz. Demek ki iktidarlar buna ihtiyaç duyduğu için basını sansürlüyor. Bu yüzden de özgür basına sürekli baskı, sürekli yönelim olur. Diğer ana akım medya dediğimiz medyanın aslında tarihten çıkaracağı çok dersler var. Çoğu zaman özgür basına yönelik işte gözaltılar, baskılar, bürolarının basılması, tutuklanmalar, işte 94'te olduğu gibi özgür ülkenin bombalanması, sonrası basına yönelik tutumlar vesaire. Bu tür şeylere hiç tereddüt etmeden meydan okumaları gerekiyor. Hiç tereddüt etmeden özgür basının her alanında basının her alanıyla dayanışma geliştirmeleri gerekiyor. Hiç tereddüt etmeden manşetlerini özgür basın için atmaları gerekiyor. Çünkü siz bugün mevzileri kaybetmeye başladığınızda, adım adım kaybetmeye başladığınızda sırtınızı geriye doğru gittiğiniz zaman bir dönüp bakarsınız ki uçurumun kenarındasınız. İktidar kendi taşlarını döşemiş ve sizi uçurumun kenarına sürüklemiş. Nitekim Türkiye'de basın özgürlüğü de o şekilde uçurumun kenarına sürüklendi. Son dönem davalarında da yansıdı. İşte ülke ocakları başkanlarının belli bir sistematik çark içerisinde iktidar blokları içerisindeki sistem içerisinde gazetecilere yönelik saldırılar düzenlediği, işte gazetecileri dövdürdüğü vesaire itiraf edildi. Bu tür şeylerin bir daha yaşanmaması için bütün basına, gazetecilere yönelik her türlü yönelime hiç tereddüt etmeden karşı çıkmaları gerekiyor. Sadece açıklama yetmez. Bunu sesli olarak da sokaklarda dillendirmeleri gerekiyor. Yani bütün mücadele mekanizmalarını kullanmak gerekiyor. Dayanışma ziyaretlerini sık sık yapmak gerekiyor. Cezaevlerine atılan gazetecilere sık sık ziyaretlerde bulunmak gerekiyor. Hukuki destek vermek gerekiyor. Çıktıkları zaman yine destek vermek gerekiyor, dayanışma gerekiyor ve gazetecilerin ekonomik olarak da iktidarlar tarafından baskı altına alınıyor. O anlamda da bir dayanışma örgütlemeleri gerekiyor.